Ben avukat Ayhan Öven. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika'da ev alıp yenileme ve satma işini yapmak istiyoruz ve yatırımcı vizesi almak istiyoruz. Fakat öncesinde evleri almadan yapacağımız işi nasıl kanıtlayabiliriz diye bu takipçimiz soruyor. Amerika'daki emlak sektörüne girip ya da inşaat sektörüne girip burada şirketiniz aracılığıyla ev alımı, yenilenmesi, satımını yapmanız mümkün olacaktır. Tabii yani bu noktada siz yatırımcı vizesine geçme noktasında yatırımcı vizesini alabilmek için bir noktayı ise dile getirmek istiyorum. Amerikan konsolosluğu özellikle bu tip emlak yatırımlarını biraz pasif görüyor. Yani aktif yatırım olarak görmüyor. Dolayısıyla bunun aktif bir yatırım olduğunu onlara gösterebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla siz bu noktada E2 vizesini almadan Amerika Birleşik Devletleri'nde şirket açılıp yatırımınızı yapıp bu yatırım aracılığıyla da burada bir istihdam yaratmaya başlatıp ve buradaki sizin girmek istediğiniz bu emlak ve inşaat sektörüne giriyor olmanız lazım. Tabii bunu şöyle düşünmeyin. Bir ev aldık, işte bunu tamir ediyoruz. Hani bu noktada biz gerekli şekilde vizemizi alabilir miyiz diye soruyorsanız bu mümkün olmayacak. Ama diyelim ki siz 3, 4 ya da 5 ya da daha fazla emlağa yatırım yapıp emlak satın alıp bunların tamiri ve kiralanması, satılması anlamında çalışmaları başlattıysanız eğer o noktada bir sorun oluşmaz. Yani o noktada Amerikan Konsolosluğu buradaki yatırımın başladığını, buradaki işin yatırımın ciddi bir şekilde ekonomiye girdiğini gördükleri zaman vize verme noktasında biraz daha kolaylık sağlayacaklar. Dolayısıyla sizin sorunuza bu noktadaki cevabımız yapacağınız buradaki ön adımların atılması lazım, yatırımın yapılması lazım, işlerin başlamış olması lazım, istihdamın başlamış olması lazım. Ancak bu şekilde evet Amerikan Konsolosluğu sizin vizenizi verme yönüne gidecektir diye ve siz bunu da kanıtlayabileceksiniz onlara diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.